Uğur Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş iyisiniz, hoş bulduk. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizden nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim, estağfurullah. Ben röportajımı öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Uğur Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Uğur Bey, vallahi nasıl söylesem, ben çok çocuk yaşta böyle çalışmaya başladım. Hatta 7 yaşında inşaatta çalışmaya başladım diyebilirim. Hani çekirdekten yetiştiniz aslında. Hani çekirdekten yetiştim. Ondan sonra çabalıya yavaş yavaş derken aynen bu Yüksek Ova merkezde bir tane çay bahçesi açtım. Evet. 2-3 ay çalıştırdıktan sonra kapatmak zorunda kaldım. Evet. Ekstradan bundan önce İstanbul'da aynen Kağıthane'de Gültepe. Gültepe'de bir kafe vardı. Türkü bar gibi bir yerde. Aynen nargile bölümümüz vardı. Evet. Burada çalışıyordu. Bu son 2-3 senedir böyle sürekli bu Yüksek Ova merkezde ihtiyacı olabilecek bir İstanbul standartlarına uygun bir kafe açmayı tasarladım. Evet. Yalnız bir türlü yer bulamadım. Bulamıyordum. En sonunda tesadüfen bir arkadaşımla konuşurken böyle bir yeri buldum, açıkçası söyleyebilirim. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş çalışmaya başladık, çabaladık. Şöyle evet. Böyle yaptık derken 6 aylık bir süre içerisinde böyle bir mekan açtık. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde güzel de bir konsept oluşturmuşsunuz burada. Biraz tanıyalım, burada neler yapıyoruz peki Uğur Bey? Bizim aslında şu an kafeden ziyade kafe restorandır. Yani hem okey salonumuz var. Okey salonu, aynen, evet. Okey salonumuz var, nargilemiz var. Yiyecek, içeceklerimiz sınırsız. Ya bir nevi küçük dünya mutfağı diyebiliriz. Dünya evet. Mutfağının hepsini bir yere taşıyamazsın. O yüzden küçük dünya mutfağı diye adlandırabiliriz. Yani bu şekil. Tabii nargile olmazsa olmaz. Nargile konsepti. Kesinlikle. Siz de çok seviyorsunuz. Aynen. Ben çok seviyorum. 10 senedir bandıyım. Bir gün bile içemezsem olmuyor. Evet. Zaten şu anda Hoka Şef bile nargile şefi demek. Patenti alınmış bir isimdir. Yani buna uygun illaki açtığınız her mekanda muhakkak nargile olmak zorunda. Nargile olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Evet. Eğer nargile satamazsan kafe açamazsın. Bizde böyle bir şey var. İllaki nargile olacak. Başka türlü değil. Evet, zor bir iş yapıyorsunuz ama yani hizmet sektörü zordur. Yapılabilecek hatalarda ciddi sonuçlar doğurabilir. Siz nelere dikkat ediyorsunuz peki burada hizmet verirken? Yani olmazsa olmazlarınız neler? Bizim ilk önceliğimiz müşteriyi memnun etmektir. Yani hiç evet. Sıkıntı yaşamaması için böyle 2-3 tane çalışan fazla oldu mu ya da az, illaki fazla olacak yani. Çalışan konusunda bayağı bir şeyiz mesela, üzerinde duruyoruz. İllaki mesela birisi illaki gelip de benim közlerim gitmiş demesin diye, benim çayım nerede kaldı demesin diye fazladan çalışan geliyor. Bizim ilk şeyimiz budur. İllaki buna dikkat. Yani sürekli buna aslında empati kuruyorsunuz. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Yani ne bekliyorsanız hani buraya gelen insanlara bunu uyguluyorsunuz. Aynen, doğrudur. Yani illaki hizmet, yani bizim sektörümüz dediğiniz gibi hizmet sektörüdür. Bunun için hizmette sınır tanımıyoruz. İllaki hizmet dört dörtlük olmak zorunda. Evet. Peki organizasyonlar yapıyor musunuz burada, doğum günleri gibi? Evet. Organizasyonlar yapıyoruz. Doğum günleri olsun. Daha nişan törenleri olmadı. Yalnız doğum günleri yapıyoruz. Daha önce arkadaşlar geldi. Evlenme teklifleri oluyor. Yani öğretmen arkadaşlar gelip kendi gecelerini düzenleyebiliyorlar. O şekilde günler tatil edebiliyoruz. Evet, çok severek yapıyorsunuz ama mesleğinizi Uğur Bey. Evet, ben bence başarınızın sırrı bu. Ben mesleğimi çok seviyorum. Çünkü bir nevi, yani ne bileyim, profesyonelliğe doğru ilerlemeye çalışıyorum. Bu sadece şimdi Hoka Şef de sınırında kalmayacak bir şey. Bunun ikinci, üçüncü şubeleri, hatta daha fazla şubelerini Türkiye genelinde açmayı düşünüyorum. Evet. İkinci şube olarak İstanbul'u düşünüyorum. Ondan sonra Van olabilir. Yani büyük şehirlerde nerede bir kafeye ihtiyaç olursa, millet nerede çok nargile seviyorsa. Evet, bunu tabi araştırmak aynen. lazım. Tabi araştırmak lazım. Yani Türkiye'yi gezmeyi düşünüyorum. Nerede bir ihtiyaç varsa orada bir Hoka Şef'in şubesini açmayı düşünüyorum. Evet, tabi hedef hiç bitmeyecek ama. Efendim? Hedef hiç bitmeyecek ama. Yok, hedef hiç bitmeyecek. İlla ki hedefim olacak yani. Bunun ekstrası bundan sonra da artık değil kafe, başka sektörler de olabilir. Zaten burası bir şirkete bağlı.
Gürdal evet. Limited şirketine bağlı. Yani şirket içerisinde yoksa yok. Bunlar içerisinde böyle bayağı bir genişletmeyi düşünüyorum. Tek amacım budur. Biz de bu yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür ederim. Buradan son sözlerinizi alalım artık. Buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Öncelikle tekrardan hoş geldiniz Yüksek Bağ. Hoş bulduk. Memleketimizi ziyaret ettiğiniz için, kafemize geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz ve bizi izleyecek olan tüm arkadaşlara da selamlarımızı söylüyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Kendinize iyi bakın. O zaman biz de herkesi buraya davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Bu da bizim için kafi diyelim değil mi? Teşekkür ederim. Çünkü profesyonel bir kadroyla hizmet verdiğinizi görebiliyoruz gerçekten. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Aynen. Dediğimiz gibi izleyicilerimize de böyle Hoka Şef'i tercih ediyoruz. Bu da sizi çok mutlu ediyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor çünkü müşteri kalitemiz herkesin üstünde olduğunu görmenizi istiyoruz. O zaman yaşayarak görsünler. Aynen diye. Yaşayarak görsünler evet. Diyoruz. Başka bir şey değil. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki aynen. İzleyicilerimize hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Başarılarınızı devam ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.